Paraşüt uygulaması içerisindeki yeni ekleyeceğiniz veya eklemiş olduğunuz çalışanlara ait bilgileri yönetebilmek için de sol tarafta çalışanlar sayfa içerisinden yapabilirsiniz. Sayfayı açtığımızda şu anda hali hazırda eklenmiş olan çalışanların listesi karşımıza girecek. Eğer herhangi bir çalışan eklemediyseniz veya çalışan listenize yeni birini eklemek istiyorsanız hemen sağ taraftaki yeni çalışan ekle butonuna tıklayarak Çalışana ait isim, soyisim, e-posta bilgisi ve kategorisini burada belirtebilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra çalışanlar listesi üzerinde görüntülemeyi yaparken tümü, bakiyesi olanlar gibi filtrelemeleri kullanabilir. Ayrıca isim olarak da arama yaptırtabilirsiniz. Örnek olarak eklemiş olduğum çalışana ait detaylara baktığımda çalışanın ismi, e-posta adresi gibi bilgiyi burada görebiliyorum. Bunun haricinde yapmış olduğu Harcamalar varsa işlem geçmişini göster diyerek diğer detaylara ulaşabiliyorum. Bunları dilediğim bir anda dışa aktar diyerek ilgili dökümü bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Yine çalışana ait yardımcı bölüme bakacak olursak çalışanı arşivleyebilir veya silebiliriz. Avans ekleme butonuyla maaş zamanı öncesinde istenilen avans işlemleri varsa bunlar yapılabilir. Maaş planı oluştur butonuyla da bu çalışana ait maaş günlerinde belirlenmiş olan çalışanın eline geçen tutar SGK'ya ve vergi dairesine ödenen tutarları da burada ekleyebilirsiniz. Bu maaş ekleme işlemini yaptıktan sonra alt taraftaki çalışanın eline geçen meblağın oluşturma tarihini belirterek gider listenizde ne zaman görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. İşlemleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basarak maaş planını da düzenlemiş oluyoruz.